Tao Te Ching, Yol ve Erdem, Laozi tarafından yazıldığı belirtilen Tao Te Ching kitabı, insanlara evrenin ilkeleri konusunda yol gösteren, insanın gücünün doğayı kontrol etme yeteneğinden değil, onun akışına uyum sağlama becerisinden gelebileceğini anlatan aforizmalardan yani özlü sözlerden oluşan bir kitaptır. İlk kez 1788 yılında Sanskritçeden Latinceye çevrilmiş. 2000'li yıllara gelindiğinde Batı dillerinde 250'den fazla tercümesi yapılmış. Efsaneye göre Çin'de yaşamış en ünlü bilge kişilerden olan Laozi'nin adının anlamı yaşlı usta veya yaşlı çocuktur. Laozi'nin doğduğunda saçlarının beyaz olduğu, o nedenle kendisine bu şekilde hitap edildiğine dair söylentiler bulunmaktadır. Yaşadığı toplumun yozlaşması sonucunda ülkesini terk etmek üzere yola koyulmuş. Sınıra geldiğinde sınır görevlisi onu durdurmuş ve ondan bilgece sözlerini yazmasını istemiş. Aksi takdirde sınırdan geçmesine izin vermeyeceğini söylemiş. Laozi orada oturmuş ve 81 bilgece sözden oluşan Tao Te Ching kitabını yazmış. Tao Te Ching kitabının içerdiği konular her zaman geçerliliğini korumuştur. Bu nedenle de yüzyıllar sonra bile okunmaya devam edilmektedir. Tao karakteri yol, öğreti anlamına gelmektedir. Aynı zamanda evrenin temelini oluşturan dinamik düzen olarak da ifade edilir. De karakteri hem erdem hem de güç, iktidar anlamına gelmektedir. Antik Çin düşünürlerine göre erdemli olmakla etkileyici ve güçlü olmak arasında bir ilişki bulunmaktadır. Tao Te Ching kitabının ana konularından birisi de kendiliğinden doğallık anlamına gelen Wu Wei'dir. Wu Wei, planlı bir eylemde bulunmadan kendiliğinden işleri halletmek anlamında da kullanılır. Laozi'ye göre iyi bir lider, ülkesini o kadar incelikli ve maharetli bir şekilde yönetir ki halk onun varlığını bile hissetmez. Laozi'nin asıl hedefi toplumun ahlaki kurallarıdır. Toplumu aşırılığa kaçan arzulardan arındırmak gerekir. Aşırılığın değil, sadeliğin hüküm sürdüğü toplumda rekabet, hırs ve çekişmeden uzaklaşan insanlar huzurlu yaşar. Suça meyleden davranışlar gittikçe azalır. Tao Te Ching kitabına göre göğün ve yerin arasındaki her şey aynı evrensel kanunlara tabidir. Lao Tzu'nun Tao Te Ching kitabında yazdığı sözlerinden bazıları şöyledir: başkalarına karşı zafer kazanan kuvvetlidir. Kendi nefsine karşı zafer kazanan ise kudretlidir. Birisi tarafından delice sevilmek size güç verir, birisini delice sevmek ise cesaret. Bilgiye ulaşmak için her gün bir şeyler ekleyin. Bilgeliğe ulaşmak için her gün bir şeylerden kurtulun. Yaşarken toprağa yakın olun. Düşünürken basit düşünün. Anlaşmazlıklarda adil ve cömert olun. Ailenizle birlikteyken her şeyinizle orada olun. Başkalarını bilmek bilgeliktir. Kendinizi bilmek ise aydınlanmadır. Gülün rüzgarla oynayışını hiç izlemedin mi? Güneş ile bir aşk yaşar, çok kırılgandır. Başını dik tutar, kırılgandır ama güçlüdür. Gerçek bilge, aydınlanmanın amaç değil, anlam olduğunu anlar. Emretmeden yönetebiliyorsanız lidersiniz demektir. Bir ülke anlayışla yönetildiğinde insanları yalındır. Ülke şiddetle yönetildiğinde ise insanları kurnazdır.